Şu anda görmüş olduğunuz bütün adaların üzerinde yeni bir krallık var. Biliyorsunuz ben aylar önceden Banner Kings'in bir videosunu yapmıştım detaylı bir şekilde. O modun bir uzantısı çıktı arkadaşlar. Banner Kings'le çalışan bir mod geldi ve bu mod oyuna yeni krallıklar, yeni klanlar, askerler, lordlar, yerleşimler her şeyi ekliyor. Ve Bannerlord'un oynama süresini neredeyse 2 katına çıkarıyor. Çünkü cidden burada da görmüş olduğunuz üzere çok büyük krallıklar ekliyor. Tek tek bu krallıklara bakacağız. Ama benim en çok hoşuma giden oyunun boş olan bu adalarına bir yerleşke eklenmiş. Ve bunlar da bir krallık olarak geçiyor tabii ki de. Bakın buradaki büyük adasında 2 tane yerleşke var. Bir de kaleleri de var. Bir de sol tarafta Viliandia'nın olduğu adaların üzerine de bir krallık eklenmiş. Benim oldukça hoşuma gitti. Yani bunlar ek olarak ta en uç köşelerde de var. Hatta bakın burada ırmağın kenarına bayağı bir yerleşke kurulmuş. Ve burada Hüsnü Falk yeni bir krallık olmuş. Hatta Kuzeyt'in arkasında çok uzaklarda bir yerleşke daha var burada. Orayı gösteremiyoruz artık, o kadar uçta ki. Böyle bir mod olmuş bu. Üst tarafa da eklenmiş tabii ki de. Bakın burada Zender var, Sargot var, Rowalt var. Bir Sturgen'in o tarafta yenilikler yok. Ha varmış, bir tane kale varmış. Bakın burada en kuzeyde bir tane kale var arkadaşlar. Ben bunu görmemiştim. Şu an sizlerle birlikte test ediyorum burayı. Ben şu an bir adada bulunuyorum arkadaşlar. Bu krallık ne krallığı olarak geçiyormuş? Georica Duxcate diye bir krallıkmış bu. Şöyle ansiklopediden daha rahat bakarız. Krallıklar sekmesine girdiğimizde bayağı bir krallıkla karşılaşıyoruz. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Ben bir tane bir krallık oluşturayım. Krallıkların gücüne bakmak istedim. Bu arada oyuna başlarken birden fazla medeniyet seçebiliyoruz. Bu oyuna eklenen yeni krallıkların medeniyetine de sahip olabiliyoruz yani. Tabii ki de bu yeni medeniyetlerin etkenleri de değişik oluyor. İlk krallığımıza başlayalım. Bu zaten Ragian'mış ama ismi değişmiş. Bilmem ne Kaldradoy olmuş. Artık hangi dilde geçiyor bu bilmiyorum. Bakın bu krallık adaların oradaki krallık. Bu Vilandia'nın o taraftaki krallıklardan bahsediyorum. Bir tane klanı bulunuyor ve üyeleri de çok fazla değil. Yani güçlü bir krallık olduğunu söyleyemeyiz. Ve bu mod arkadaşlar oyundaki neredeyse bütün zırh modlarını kullanıyor. Bayağı bir zırh var oyunda şu anda. En büyük zırh modlarından tutun en küçüğüne kadar bütün zırh modları şu anda bu mod için gerekli oluyor. Yani modu kurması birazcık zahmetli ama kurarsanız çok güzel bir senaryo oluşturabilirsiniz. Zaten buradaki Banner Kings'in getirdiği özelliklerden de anlayabiliyoruz Banner Kings'e bağlı olduğunu. Hatta sağ alt tarafta dindarlık simgemiz var. Ben ilk önce şu kısımdan başlamak istiyorum. Irmağın kenarına bayağı bir yerleşke kurulmuş ve bunlar farklı farklı krallıklardan oluşuyor. Buraya bir tane köprü eklemiş sanırım. Burada bu yoktu. Bir de burada Davidip adında bir yerleşke var. Krallıkta Siri Quendim olarak geçiyormuş. Şuradaki krallığı merak ettim. Bunlar hep Duxcate olarak geçiyor. Bakın buradaki de Duxcate. Yani hepsi aslında aynı krallığa bağlıymış. Ben farklı zannediyordum. Bayrakları farklıymış. Onu anlamış olduk. Yani şöyle yapabilirsiniz mesela. Oyuna yeni başladığınızda bu adadaki krallıklara katılıp adalardan artık dış sınırlara kadar krallığınızı genişletmek yolunda adım atabilirsiniz. Çok güzel bir senaryo olur bence. Krallıkların gücüne bakacaktık. Krallık sekmesine girdiğimizde diplomaside şöyle göstereyim. Şimdi bunun 12.000'e yakınmış bildiğimiz Kuzey İmparatorluğu. Munch'un 9.000, Batı'nın 11.000, Batanya'nın 4.000, daha sonra Ragea'nın 4.000, Aseren'in 6.000, Sturgen'in 6.000, Dertert'in 5.600. Yeni bir krallık var burada sağ alt köşede biliyorsunuz. Şundan bahsediyorum. Yani modun tek eleştireceğim yanı şu krallığın bayrakları değilse iyi olurmuş. 2 tane Kuzey İmparatorluğu gibi olmuş böyle. Belki gelen güncellemelerle bunun bayrağı da değişir. Massa krallığına bakalım. En çok hoşuma giden krallık bu oldu. Çünkü giyim tarzları benim çok hoşuma gitti. 1000 gücü varmış. Yerleşkeleri çok fazla yok bunların sanırsam. Sadece bir tane yerleşkeleri var. Onun dışında herhangi bir şeye sahip değil. Zaten bir tane de klanları var. Bir tane daha çok küçük bir krallığı görüyoruz şu anda. 570. Yani oyunu 200 saat oynatanız bu güce erişebilirsiniz. O şekilde düşünün. Birden fazla krallık sahip olma yönteminiz var. Hatta bence bu modla birlikte bir krallığa katılmadan, yani o kralın bir lordu olmadan direkt sıfırdan bir krallık kurabilirsiniz. Çünkü mevcut krallıkların, bu yeni eklenen krallıkların gücü çok düşük. Direkt bunları kendi birliğinizle fethedip alabilirsiniz. Bunların çok fazla birliği olacağını da zannetmiyorum. Kanik krallığına geldik. Yine o dandik krallıklardan bir tanesi. Onlardan bile güçsüz olan var. Bakın 410 var. 137 var, artık ne kadar düşecek değil mi? 1300'e çıktık, 400'e düştük, 200'e düştük, 300'e çıktık. Böyle gidiyor. Ben askerleri merak ediyorum aslında, askerler nasıl? Şöyle bakalım, birden fazla 6. seviye sahip askerimiz var. Athanaus adında bir asker görüyoruz burada. Yeni gelen zırh modlarını kullandığı için böyle bir tane asker görüyoruz. Çok da güzel bir miğfer giriyor, böyle maske gibi bir şey. Bunlar ne onu bilmiyorum. Böyle bir şey değiştirebiliyoruz. 6. seviye diyor.
Böyle bir tane askerimiz daha var, bu da 6. seviye olarak geçiyor. Bakın, Batanya Fiyanı'nın yeni versiyonu gelmiş burada. Bu da büyük ihtimalle yeni bir krallığın askeridir. Yani şöyle düşünebilirsiniz, Batanya'nın içinde bir azınlık yeni bir krallık oluşturmuş. Onların da askerleri yeni krallık olduğu için birazcık değişmiş. Yani bunları bile bu şekilde ayarlamışlar. Bakın, bir de böyle suikastçı tipli bir askerimiz var. Ve bu mızrakçı olarak geçiyor herhalde, aynen Spearman olarak geçiyor. Yine bunun da 6 versiyonu var bu şekilde. Darşilere geldik. Asare tarafındaki yeni krallıklar bunlar. Özellikle birden fazla versiyon olması benim çok hoşuma gitti. Zaten mod büyük. Bir de bunlara uğraşmışlar. Vallahi helal olsun. Bakın, çok güzel bir asker var burada. Giydiği miğfer böyle şapka tarzı bir şey. Bu askerlerin bazılarını alıp savaş alanında deneyeceğim bu arada. Başka versiyonlar neymiş? Evet, şapkasının rengi değişiyor zırhı bilen. Jumne mi artık? Jumne Huskar alanında kuzey taraflarına ait bir asker görüyoruz burada. Cidden tam Viking gibi duruyor. Çok hoşuma gitti bu askerlerde. Hani krallığını merak ediyordum. Askerler de bu şekildeymiş. Birazcık Sparta'ya benziyor. Hatta direkt Sparta askeri diyebiliriz. Üstündeki zırhlardan kolayca anlaşılabiliyor. Şimdi bakın, bundan söz ediyordum arkadaşlar. Bildiğiniz oyunda var olan Kuzey Krallığı'na yeni askerler eklendi. Yani mevcut krallıklarda da yeni askerlere var. Bakın, bir de Kuzey Torgud'u var burada. Yeni bir asker bu da. Lashunungard var. Bu da garip bir askermiş. Siri Gandhi diye ilk defa kadın bir asker görüyorum bu modda. Aseria taraflarındaki yeni bir krallığa ait bu da. Bakın, Vaygiller de gelmiş Warband'dan. Şimdi şunu merak etmişsinizdir, ben biraz açıklamakta geç kaldım, unuttum çünkü. Bu adalara nasıl gidiyoruz? Zaten Avrupa haritasını takip ediyorsanız gemi sisteminin kullanıldığını biliyorsunuzdur. Ama bunda şöyle bir sistem var. İstediğiniz gibi denizde gezemiyorsunuz. Sadece bir yerleşkeden bir yerleşkeye giderken bir rota belirliyor oyun size. Oradan gitmek zorundasınız. Atıyorum mesela şu anda Zeonika'nın oradan ben bu adaya gitmek istiyorum. Burada birkaç ticaret yapacağım ya da fetihler yapacağım. Nasıl gideceğim? Direkt şehre tıklıyorum veya burada bir yerleşme tıklıyorum. Bakın şöyle tıklayayım. Buradan bir gemiye dönüşüyor. Artık liman mı var burada neyse. Yavaş yavaş karşıya geçiyorum. Birazcık da gemilerin hızı azaltılmış bana kalırsa. Çünkü diğer gemiler de yavaş. Tabi buradan da kervanlar, atıyorum diğer lordlar da geçiyor. Hatta bakın örnekler geldi. Kervanların da gemisi birazcık farklıymış böyle. Onlar da ticaret yapmak için karşıdan karşıya geçebiliyorlar. Yani herhangi bir sorun yok modda. Hiçbir şekilde bir sıkışma söz konusu olmuyor. Tabi bütün birliklerimle buradan geçebilirim. Şu an ben bir kişi olduğum fark etmez. İstersen bir orduyla da buradan geçebiliyorum. Şu anda karşıya geçtim ve gemim artık birliğe dönüştü. İstediğim gibi burada dolanabilirim. Bakın, ücra köşelere gidebilirim. Köylerden asker alabilirim. Buradaki askerler de farklı zaten. Aynen. Bu sefer de Peras'tan şu Asire'nin yerleşkesine geçelim. Yine tıklıyorum. Buradan bir liman buldu. Gemiye dönüştü. Ve şu anda karşıya geçiyorum. Hali hazır denizde giderken de rotamı belirleyebiliyorum. Sadece serbest dolanamıyorum. Atıyorum mesela bu yerleşkeye gideceğim. Vazgeçip bu yerleşkeye gidersem geminin yönü döndü gördüğünüz gibi. Evet, gemi seyahati bayağı bir yavaş bu arada. Diğer gemiler de çok yavaş geldi bana. Artık bunu birliğimizin hızı etkiliyor mu bilmiyorum. Çapıcılarda tabii ki de bu gemide olacaktır. Evet, şu an limanı buldu ve kenardan şöyle şu şekilde çıktık. Bir de şuradaki küçük adaya bakalım isterseniz. Burada da bir tane köy bulunuyor. Bunun askerleri yine aynıdır. Aynı krallığa mensup çünkü. Şimdi isterseniz ben şöyle son seviye bir askerler alayım. Savaş alanında bir bakalım onlara. Burada da bir kuşatma yapılıyormuş. Ariopolis adında yeni bir tane kale eklenmiş buraya. Lucon da gelip buraya kuşatmış 1400 kişiyle. Şimdi birkaç asker aldım daha yakından incelemek için. Şöyle her çeşitten 6. seviye askerimiz var. Öncelikle şu piyadelerden bir başlayalım. Bakın, burada Sparta askerine benzeyen bir askerden söz etmiştik. Oldukça da savaş alanında güzel duruyor. Sakal gibi bir de miğferi var. Çok hoşuma gitti miğferi cidden. Kalkanı zaten çok iyi, büyük ve tamamen kafasını kapatıyor. Sadece miğferi gözüküyor bir de. Bu ne lan, ne atıyor? Aha, adam elinden bir şey atıyor. Baksanıza. Molotov gibi bir şey atıyor. Hepsini de indirdi aşağıya. Şu arkadaş atıyor onu. Elinde bir şey vardı bu arkadaşın. Bitti şu anda. Bir daha girip bakacağım ne attığını. Geçelim abicim. Ne varmış senin elinde? 5 tane molotov benzeri bir çanak taşıyor. Bunu askere attığı zaman toplu hasar veriyor. Şöyle deneyelim. Aynen, bayağı da güçlü. Ve ard arda hızlıca dağıtabiliyor. Biraz modern asker olarak gözüktüğü için böyle bir şey vermişler buna. Bitti bütün molotoflarımız. Zaten düşmanın da yarısı eridi. Kullandığı silah şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın, kılıç var elinde. Bu artık şövalye kılıcı gibi bir şey. Biliyorsunuzdur zaten. Onu kullanıyor. Bu asker harbiden iyiymiş. Çok hoşuma gitti cidden. Senin elindeki ne öyle? Kahvesli bir kılıç kullanıyor. Neyse. Askerlerimize şöyle bir bakalım. Şunu gösterecektim. Askerler elinde, çoğu askerde var bu. İki elli bir cirit taşıyor arkadaşlar. Bakın şöyle
Birincisini attım. Sol elindekini aldı, sağ eline geçirdi ve ikincisini atıyor şu anda. Normal bir ciritten farkı yok. Sadece elle taşıyor. Bir tanesinde daha vardı. Attılar herhalde elindekileri. Şöyle birincisini aldım. Bir de ikincisini aldım. Görüyorsunuz elimde iki tane cirit var. İkisini aynı anda atamıyorum. Birincisini önce atıyor, ikincisini daha sonra atıyor. Bir de bunları silah olarak kullanabiliyoruz tabii ki de. Böyle hoş bir görüntü katsın diye elle taşımışlar. Şu düşmanı bir durdurayım de. Sürekli bize saldırıp duruyorlar. Tekrardan karşıya geçelim. Şimdi daha rahat gösterebilirim. O ciritli olanlardan daha var. Hatta şunu göstereyim direkt. Bu elinde daha fazla iki elli cirit taşıyor. Sol elinde bir 4-5 tane var herhalde. Bu da güzel bir askermiş he. Mızrağı falan hoşuma gitti. Şunu göstereyim. Bu oyunda bildiğiniz Kuzeyt'in normal bir asker olacak arkadaşlar bu modu kurarsanız. Köylerden toplayabiliyorsunuz yani. Yani şöyle bazen kalkanlar buga girebiliyor. Bunu artık atmanız falan gerekiyor. Daha güzel gösterebilmek için. Elinde çok güzel bir gönderli silah taşıyor. Yani çok güçlü bir asker olduğunu gösteriyor bu. Bakın ta nereden nereye ok atıyor. Düşmanlar ta şu ileride. Oradan buraya ok atıyor. Şöyle göstereyim. Bu elinde çok değişik bir silah taşıyor bu asker. Topuz gibi bir şey. Normal bir kılıç gibi kullanıyor ama. Güçlüdür herhalde. Bir de şuna bakalım. Bu da o daha demin gösterdiğim gönderi silahlı askerin atlı okçu versiyonu. Yine gönderi silah kullanıyor ama ek olarak bir de oku var. Gayet güzel olmuş bence askerler. Savaş alanında hepsinin bir de özelliği olması. Özellikle şu askerin molotof taşıması gayet güzel olmuş. Şunu göstermedim. Bu da imparatorluk süvarisi gibi duruyor. Miğferi zaten çok hoş duruyor. Onun dışında göstereceğim başka bir şey yok. Sen nereye gidiyorsun abicim? Ata binecek evet. Çünkü herhalde onun atını mı aldık? Ne yaptık? Bir şeyler yaptık. Aa bakın şunun da at sırrı çok güzelmiş. Oyuna yeni zırhlar geldiği için onları da kullanmaya özen göstermiş mod. Şunu göstermeyi unuttum bir de. Bu da maskeli bir asker. Yine çift elli baltası, kocaman bir mızrağı, ek olarak kılıcı bir de kalkanı var. Çok donanımlı bir asker. Şunu ben bir alayım. Çapulcuları deşeceğim. Silah çok hoşuma gitti. Bu arada karşımızdakiler de normal bir çapulcu değil. Yine modla gelen bir haydut grubu. Elinde de kocaman cirit var bunların. Çok tehlikeliler yani. Neyse o zaman burada videoyu bitirelim. Modun linki açıklama kısmında. Oradan indirebilirsiniz. Kurulumunu kesinlikle detaylı okumanızı tavsiye ederim. Birazcık zor bir kurulumu var. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.